Sandallar yazlık kıyafetlerini giyiyor. Saatler önce yürüyüp geldiğimiz vadi burası. Murdala'ya indik ve bu sitenin önünden buraya doğru hareket ettik, yürüyoruz şu anda. Mersincik göründü. Alabildiğine bir sandal ormanı. Mersincik. Mersincik arkamızda kaldı. İki gündür bu vakitler güneşi karşımızdan yiyorduk. Şimdi güneş arkamızda. Rahatız yani. Mersincik Karaköy arasını yürüyoruz. Yolumuz plajın sonundaki merdivene uğrayacak ve oradan çıkarak bu aradan ağaçların arasından devam edeceğiz. Evet, yürüdüğümüz yolun gerçekten Karya dönemine ait çok eski bir yol olduğunun göstergelerinden birisi de burası. Önce tahta merdiven, sonra kayaların kesilerek açılmış olduğu gerçek bir kaya merdiveni. Savaşlara çıkaran siyasilere lanet olsun. Mültecilerden kalma bir can yeleği. Saat 6:20. Kamp yerimizden hareket ediyoruz. İstikametimiz Karaköy. Bu tip o kadar çok sarmaşıklarla kaplı geçit var ki öğlen sıcağında bile karanlık oluyor. Ah. Tabii her yerinize dikenler yapışıyor. Aşağıdaki derin vadinin içinden buraya kadar çıktık. Kenarları duvarlarla güçlendirilmiş eski yollar buralar. Derin uçurumlar, dikkat edilmesi gereken yollar. Mersincik Karaköy hattına bayıldık. Buralara da kayalar kesilerek yol açılmış. Evet, güneş doğuyor yavaş yavaş. Serinlikte ne kadar yürüdük o kadar kar. Müzik
örümcek ağında bozulmalar var. Demek ki burada radyasyon var. Günün ilk ışığında tenime soluğunu alırım rüzgarlardan. Kömürlü ellerim uzanır göçüklerden dolu dizgin özgürlüğe. Evet, ikindi ve akşam vakitleri bu istikamette yürümek güzel, fakat sabah vakitleri bu istikamette yürümek güzel değil. Ama öğleden sonra avantajlı duruma geçeceğiz. Güneşi arkamıza alacağız artık. Evet, Datça'dayız. Tabii şu burnun adı? Orası Karaburun. Karaburun. Evet. Bu taraf? Şu koyu var. Orası Harman Burnu. Ondan sonra giderin Çığlı Boğaz. Ondan sonra çocuk doğurturan. Ondan sonra Körmen. O çocuk doğurturan koy mu, burun mu? Orada bir böyle bir şey, altına in var da. He. Oraya inilmiyor. Sarp gibi, yeterli sahil değil. Hani buraya gittiğin zaman Körmen'e en iyisi. Anladım. Sahil var orada Körmen'de. Hı-hı. Bu tarafın isimleri abi? Bu tarafın Deli Geyik. Deli Geyik. Ondan sonra Oturakçam. Oturakçam, dün bizim kamp yaptığımız yer herhalde. Herhalde orasıdır. Evet. 4 kilometre, çünkü bu ara 2 kilometre gider, Deli Geyik. Teşekkür ederiz Ömer Ali abi. Ondan sonra nere var? Gelin taşı var. Gelin taşı. Ondan sonra Mırdalı var. Ondan sonra Mersincik var. Ondan sonra bir şey var. İleri ne diyorlar ha? Mırdalı. Mırdalı. İleride Mersincik var. Ondan sonra geldiğiniz yerde siz işe uğruyorsunuz mu? Mersincik'e bir vadiden indik. Ağaçlık evet. Bir vadiden. Evet. Orası da şey var işte. Orada tepe. Orada insan var, evde var. Evler var evet. Evlere gittin mi? Yok. Bir tane ev vardı şeyde, Murdala'da. Ya bu arada donuk duran bir geri. Sıcak yürüyüşün üstüne 10 numara. Karaburun. Karaköy'e 5-6 kilometre kala Mehmet Ali abinin çoban barakasını gördüğünüz zaman patikadan toprak yola iner inmez hemen aşağısı. Su noktası. Karaköy iskelesi gözüktü. Thank you.
yürüyüp geldiğimiz uzak dağlar. Şu an Körmen'den çıkıyoruz Kızlan'a doğru. Datça. Körmen'den sonra ilk çıktığımız tepe ve arkasına uzanan patika. Yalnız tam aşağıda koyun olduğu yerlerde ne işaret var ne bir şey. Kafanıza kadar çallara sürterek geçiyorsunuz. Berbat bir parkur. Bir saatimiz yedi. Hep söylemişimdir. Karya yolu trekking rotası projesi başarısız bir proje diye. Geçtiğimiz coğrafyaları başarısız bulmuyorum. Geçtiğimiz bazı rotaları, gerçek bulunabilen bazı antik yolları ve patikaları başarısız bulmuyorum ama öyle yerler var ki 2 metreye 6 tane löpür löpür yol işareti koymuşlar. Öyle yerler var ki patika yok, hiçbir şey yok. Öyle olduğu halde ne işaret var ne bir şey. Habire 30-40 metre 30-40 metre kaybolup tekrar patikayı buluyoruz. İnanılmaz kötü işaretlemesi olan bir parkur burası. Körmen Kızlan parkuru. GPS cihazsız gelirseniz işiniz zor. Şu an tekrar Kuzey Akdeniz'i arkamızda bırakıp Akdeniz'e doğru inişe geçiyoruz. Hemen arkamda Akdeniz, bu tarafta da Güney Akdeniz. Kızlan karşısı. Burası da yürümeye başladığımız Körmen. Yalnız o rotadan değil, önümüzdeki dağın arkasından kaybolan kaybolan buraya kadar geldik ve buradan Körmen'e Kızlan'a geçeceğiz. Kızlan köyünün girişindeyiz. 3,5 günlük yürüyüşümüz bu köyde sona erecek. Gerçekten çok yorucuydu. Tempolu bir yürüyüştü. Limitlerimizi zorladık. Birkaç gün yaptığımız yeri beğeniriz. Evet, yürüyüşümüz burada sonlanıyor. Karaköy'den Kızlan'a kadar yürüdük. Şu an Kızlan'dayız. Bir sonraki parkurumuz buradan başlayacak Emeci'ye doğru. Evet, Kızlan köyünden bizi eski Datça'ya bırakacak birini bulamadığımız için Marmaris Datça yoluna kadar çıktık. Burada şimdi dolmuş bekliyoruz. Kızlan köyünün çıkışındayız.